Merhaba arkadaşlar. Bugün pazar günü köpeklerin yanına geldim. İyi bir şey yok. Sol tarafımda gördüğünüz gibi beni bekleyen dışkılar var. Bir de karşımda beni bekleyen dışkılar var. İşte köpek besleyince bunları yapmanız gerekiyor. Ben her seferinde de görüyorum. Ortalama 2 köpek, tekrar söylüyorum size, günde yediriyorsanız arkadaşlar minimum 6 kere dışkı yapıyorlar. İyi yemek yediriyorsanız, ben de yediriyorum. İşte etrafın halleri bu durumda. İşte halımız burada. Orayı dağıtmışlar. İp burada. Canavar burada tatlıyı kemiriyor. Her yer dağınık. Bir tane halımız burada. Bir tane tatlıyı kemirmişler. Her yer dağınık. İçeriği toparlayacağız. Mamanın bir kısmını yere dökmüşler, süpürge. Mama kapları. Her yer dağınık. Gördüğünüz gibi köpek besliyoruz ama bir pazar günü, izinli gününde geldim. Köpeklerimle beraber vakit geçiriyorum. İşte bir ton temizleme olayları var. Buranın haline bakın, bahçenin. Bunları temizlerken hızlı bir şekilde temizlenmiş halini göstereceğim size arkadaşlar. Nereden bulmuş bunu? Nereden buluyor? Şunu görür müsünüz? Çiviyi. Bunu kemiriyor. Nereden buluyor bilmiyorum. Film bu şekilde. Buraları temizleyeceğiz arkadaşlar. Burada ortalama sesimi söyle söyleyeyim. Bir şuradaki dışkılar, bir buradaki dışkılar. 2-3 günlük bir dışkı var. 20'yi geçmiştir sayısı, öyle diyeyim size arkadaşlar. Ben her seferinde böyle videolar çekiyorum. Köpek alacak kişiler görsün yani. Ya da bahçede bakacak kişiler. Bunlar oluyor yani arkadaşlar. İşte bu halıları temizleyeceğim. Havalar çok güzel olsaydı arkadaşlar, halıları yıkamada bir yıkattırırdım. Ama her şeyi parçalamışlar. Şu arka taraflarımı sökerim, o beyaz yerlerini. Yıkattırdım da havalar güzel değil. Kurumaz yani. Bunu da içeri getiriyorum, koyuyorum. Dışarı atıyorlar. Sonra ıslanıyor falan, bir kısmı kuruyor. Bu da dışarıda uzanmayı seviyor halının üstünde. Buz da kendiyle oynuyor şu an. Buz! Yıldızları seyrediyor. Şu halının üstünde yatıyor. Keyiflere bakın arkadaşlar. Sonuçta bunlar yuvası burası arkadaşlar. Burada suyun yuvası burası olduğu için keyif yapacaklar. Ben de onları sevdiğim için buraları temizleyeceğim. Gerçekler bunlar. Çünkü temizlemezsem daha değişik problemler oluyor. Hayvanlar hastalanıyor. Bir de pisliğin içinde oturmaya gerek yok. Bunlar köpek beslediğiniz zaman gerçekler. Seviyorsanız yapacaksınız. Ne yapıyorsun ayı? Ayı.
Arkadaşlar, demin bahçenin kirli bir videosunu atmıştım. Şimdi bahçemizi temizledik aşağı yukarı. İşte su kaplarını çıkardım, mama kabını çıkardım. Onları temizleyeceğim. Arkasından bir tane dışkı şuraya yaptılar temizledikten sonra. Buraları biliyorsunuz masa farklı bir şey vardı. Ayakları. Halıları kaldı. Halıları da bir yere sereceğim. Şu tepeleri falan sereceğim ki kurusun arkadaşlar. Ya onların üstünde böyle yatıyorlar dışarıda. Hep problem oluyor. Neden problem oluyor? Çünkü dışarıda olunca ıslanıyorlar. Sonra ıslak şeyin üstüne yatıyorlar. Doğal olarak hasta oluyorlar. Ya da gelip buranın tepesinde yatıyorlar. Su da burayı mahvetti arkadaşlar. Parçaladı işte. Daha yeni bir branda alalım mı almayalım mı? Kararsız kaldı. Sürekli böyle yamalar falan yaptı. Güvercinler de köpeklerin peşindeler ya. Bahçe büyük, rahat, temiz. Çok fazla tutulmuyorlar güvercinlere. Onlar da burada rahat ediyorlar. Köpeklerin kırıntılarıyla diyelim. İçeriye geldik mi? İçeriği süpüreceğim. Temizleyeceğim. Fazla bir şey yok içeride arkadaşlar. Bir süpürmelik iş var. Ama genel olarak dışarıya baktığımız zaman işte halıları kaldırdıktan sonra yemek kaplarını sularını doldurduktan sonra köpeklerin tamamıyla temizlik ve bakım işleri bitmiş oluyor. Bu rutin olarak suları şöyle diyeyim, haftada bir kez dolduruyorum arkadaşlar. Sürekli burada taze su bir akar yolumuz yok yani. Yıkama var yan komşumuz, su gördüğümüz yer. Oradan suları dolduruyorum damacanalara. Köpeklerin yuvasının içerisinde kalıyor. Mama olarak ayda 3 paket mama tüketiyorlar arkadaşlar. Sürekli bir mama olayımız oluyor. Bir tanesi burada mama kabı var. 15-20 kilo onun içinde. Bittikçe azaldıkça evde balkonda arkadaşlar mamaları azaldıkça getiriyorum. Ekliyorum. Genel mantık olarak köpek besleyince arkadaşlar böyle şeyleri yapıyorsunuz, böyle şeyleri düşünüyorsunuz, böyle şeyleri konuşuyorsunuz. Şimdi beslemeyen insan için konuştuklarım belki saçma gelebilir ama besleyince iki köpek besleyen yan yana geldiği zaman edilen sohbetler bunlar oluyor. Ben de sizleri bu konuda bilgilendiriyorum arkadaşlar. Tamamıyla etrafı bitirdikten sonra da bakalım son halimiz ne olacak. Arkadaşlar bütün yapılması gereken bahçedeki işlerin hepsini bitirdim. Sonunda tam 2 saatte bitti bütün işler. Halıları buraya koydum. Havalansın. Bir de işte nemlilerdi. Kurusunlar diye arkadaşlar. Etrafı süpürdüm. Bu beton olan yerleri süpürdüm. İçeriği süpürdüm. Su kaplarını temizledim. Mama kabını temizledim. Suları doldurdum. Bayağı bütün birçok işimizi yaptık arkadaşlar. Burası kaldı. Buraya da bir şey yapamadım arkadaşlar. Ne yapsam ne yapsam yürüsün de bir şey yapamadım. Bu tahtaların büyük odunları engelliyor. Arkadaşlarım. Bunlar biraz daha kısa olsaydı belki burada bir şey yapılabilirdi. İçeriği süpürdük, temizledik. İçeriği boyayacaktım. Bir türlü boyayamadım arkadaşlar. Fırsatım olmadı. Zamanım olmadı boyama fırsatı. Bir de şeyi bahane ediyorum, kışın nasıl boyayacağız şunu. Yaz olduğu zaman tabii şurayı açıyoruz arkadaşlar, içerisi havalanıyor. Bu tahtaları kaldırıyoruz, pencereden bakabiliyorlar o zaman. Biz de onlara bakabiliyoruz. Ama kış olunca kapatıyorum. Bir de şunu söyleyeyim bahçe hakkında arkadaşlar. Böyle bir branda olayımız vardı. Köpekler yırtıyorduk çoğunlukla bu brandayı. Birçok yerde bununla alakalı video çektim, paylaştım bunu. Buranın önüne bir tel aldık. Aldığımız telle o problemi açtık. Şöyle kelepçeledim onlara. Burada da iple bağlamışım. Çünkü içeri girerken kelepçeleri kopartıyorsun. Tekrar kelepçe bulamayınca iple bağlamışız orada. Şu kapı önüne tel, yani kapı önüne perde yani arkadaşlar, telin önüne. Çok çok iyi oldu. Önceden bunu yapmamıştım. Keşke ilk başta bu örtüyü alsaydım.
bayağı kurtardı dışarıdaki ilişkilerimi falan bitirdi köpeklerin. Çünkü dışarıdaki insanlar benim oturduğum yerdekilerin bazıları vasi. Onun için köpekleri iyi gelmiyorlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın diliyorum.